Hepinize merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda sıkça aldığım bir soru var. Bu kayıtlarını yaparken, kayıtlarını oluştururken hangi programlardan faydalanıyorsun? Stüdyom var mı? İşte ses kartın nedir? Vesaire vesaire. Öncelikle herhangi bir stüdyom yok. Kayıtlarımın hepsini telefonla alıyorum, iPhone'la alıyorum. iPhone olan arkadaşlar veya iPad veya Apple ürünleri olan arkadaşlar için güzel bir uygulama var GarageBand. GarageBand programı çok kullanışlı bir program. Biraz karışık, ilk etapta karışık gelebiliyor ama aslında çok basit bir arayüzü var. Ee, onun haricinde bir programa daha ihtiyacımız var. Documents. Şu Documents programını da kullanmamız gerekiyor. Şimdi ben kayıtlarındaki kayıtlarımdaki altyapıların çoğunu YouTube'dan indiriyorum. Örneğin bir YouTube'dan bir karaoke indireceğiz. Ben bu şarkıyı seçtim. Takvimlerden haberin yok mu? seçtik. Şimdi buradaki paylaş butonuna geldim. Bağlantıyı kopyala dedim. Bu parçanın URL'sini kopyalamış oldum. Buradan çıktık. Documents programına girdik. y 2 mate diye bir site var. Web sitesi var. Buradan YouTube'daki her şeyi rahatlıkla indirebiliyoruz. Kopyaladığımız URL'yi buraya yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Şimdi aşağıda Video MP3 audio diye seçenekler var. mp 3 seçeceğim ben. İsterseniz isterseniz video olarak da indirebilirsiniz ama bunu GarageBand'de kullanabilmek için MP3 formatını indirmem gerekiyor. İndir dedim. Sağ altta zaten doluyor. Çok uzun sürmüyor. Şimdi telefonumuza indirdik. En üstte büyütece tıkladım. Takvimlerden haberin yokmuş mu şarkısı? telefonumuza indi. Yalnız ben burada garajmentten sonradan ararken zorluk çekiyorum. Şu üç noktaya tıkladım. mu dedim. iTunes Files diyor. iTunes Files'a dosyamı taşıdım. Çıktım şimdi buradan. GarageBand programı açtım. Şimdi yeni bir şey oluşturalım. Şu artıdan yeni bir sayfa açalım, yeni bir kanal açalım. Açtık kanalımızı. Şu 3. simgeye tıkladım. Kanala geldik. Şimdi ben şarkımı, altyapı şarkımı bu en üstteki kanala aktaracağım. Şurada sağ üstte ayarlar figürünün yanında bir seçenek var. Ona tıkladım. Burada telefonda kayıtlı olan şarkılar çıktı. Şimdi en alttan dosyalar uygulamasındaki öğelere göz at dedik. Zaten bu kaydettiğim, taşıdığım yerde takvimlerden haberin yok mu? Evet. Hepsi aynı muhtemelen. Daha önceden de indirdim. Şimdi bunun herhangi birine bir kez tıklıyoruz. Tıkladık. Şimdi aldı bunu. Buradan bulmam gerekiyor. Buldum. Basılı tutuyorum. Çekiyorum. Kanalımıza aktardık şarkıyı. Şimdi ses kaydı yapabilmem için bir kanalda açmam lazım. Sol alttaki artıdan ses kısmına tıkladım. Bir kanalda açtım. Şimdi burada öncelikle yapmanız gereken bu müziği aldığımız kanalda şu mikrofon simgesine çift tıkladığımızda efekt seçenekleri açılıyor. Bu efekt seçeneklerini kapatacağız ki müziğimiz bozulmasın. Ses kalitesi orijinal olsun. Hepsini kapattım şu an. Bütün efektleri. Şimdi tekrar kanala geldik. Burada da mesela sesimize efektler uygulayabilmek için Yine aynı çift tıklayarak buradaki efekt seçeneklerini açıyoruz. Benim kullandığım efekt genelde vokal hall biraz reverb efekti veriyor böyle yankı. Stüdyo havası katıyor sese. Şu kompresörü çok açmıyorum böyle yarıya yakın. Pitch kontrol de perde düzeltme. Bu da sesi biraz daha elektronikleştiriyor açtığınız zaman. Onu da o yüzden çok fazla açmadan şu ayarda kullanıyorum. Tonu da böyle makul bir seviyede tutup drive kısmını da bilmiyorum ne ne işe yarıyor ama bu ayarda kullanıyorum onu da. Benim efekt şeklim böyle. Şimdi kayıt yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Ee, ben genelde bluetooth kulaklık kullanıyorum. Şimdi kaydımızı başlatalım. Şu rekorda bastık kırmızı noktaya. Burada şarkımızı söylüyoruz. Varsa bilgisayardan veya İkinci bir telefondan şarkı sözlerini açarak yardım alabilirsiniz. Telefonun kendi kulaklığı olur mu? Olur ama ben çok verim alamadım. O yüzden bluetooth kulaklık kullanıyorum. Şimdi kaydımızı bitirdik diyelim. Atıyorum. Dediğim gibi buradaki efekt düzenlemelerini yaparsınız. Sonra şu en baştaki üçüncü simge artık onu söyleyemiyorum ismini. Geldik şarkımızı bu şekilde kaydedeceğiz diyelim. Sol üstteki oka tıkladım. Parçalarım dedim. Kaydedildi şu an en başta. Buna da basılı tutuyorum. Tuttum. Burada paylaş butonuna tıkladım. En başta parça. Zaten otomatik seçenekler. Yüksek kalite diyor. Sağ üstten paylaş diyorum. Burada şurada aç diye bir seçenek var. Şurada aça tıkladım. Parça dışı aktarılıyor diyor. Böyle kısa bir sürede parçayı da aktardık. Burada dosyalara kaydet diyerek, ben şu an kaydetmeyeceğim. Dosyalara kaydet diyerek telefonun dosyalar kısmına kaydediyorsunuz. Parça bu şekilde tamamlanmış oluyor. Şimdi parçamızı kaydettik. Şarkımızı söyledik, ses kaydımızı yaptık. Ee, ama bunu bir video ile birleştirmek istiyoruz. Şu an ses dosyası olarak sadece telefonumuzda var. Ama bunu bir video ile herhangi bir video ile veya playback yaparak sanki canlı söylemişiz gibi bir video ile birleştirmek istiyoruz. Bunu nasıl yaparız? Öncelikle bunu ekstradan bir telefon daha varsa playback yapabilirsiniz. Bir yandan dinleyip hani tam olumlu bir sonuç alabilmek için şarkıyı dinlerken playback yapabilirsiniz. O videoyu VN mesela. CapCut. Bir de InShot diye bir program var. Çok yaygın bir programdır. Ee, bunlarla işleyerek kullanabilirsiniz. Şimdi bunların içeriğine çok girmeyeceğim. Biraz teferruatlı. Belki daha sonra bunları da anlatabilirim. VN programı çok güzel mesela. Çok kullanışlı. Zaten videolarımın edit kısmını birçoğunu e, VN programıyla yapıyorum ben. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar.